Genel merkezimiz tarafından başlatılan 9 Kasım'da Süleymanpaşa Belediyesi aday adaylığı süreci bugün 22 Kasım itibariyle son bulmaktadır. Bugün de sizlerle Süleymanpaşa Belediye Başkan adayımız Soner Çizen'le buluşturduk. Kendisine çıkmış olduğu yolda başarılar diyorum. Allah yardımcısı olsun. Sözlü toplantının sahibi Soner Çizen Beyefendi'ye bırakıyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, bu mutlu günde beni yalnız bırakmadığınız için de bize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, selam ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle malum hava geçişleri dolayısıyla biraz sessizlik var. O yüzden belki sesim biraz az çıkabilir, kırılma olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Toplantıda genelden yerele, yerelden de özele gidecek şekilde kısa bir konuşma yapıp daha sonra sözü siz değerli basın mensuplarına vermek istiyorum. Değerli Süleymanpaşalılar, kıymetli misafirlerimiz, bugün burada sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Öncelikle ifade etmeliyim ki AK Parti'nin ülkemizde kattığı hizmet ve eserler her bir köşesinde kendini göstermiş ve milletimizin takdirini kazanmıştır. Bu eserler sadece birer yapı değil, milletimizin ortak emeğinin bir yansımasıdır. Fatih Sultan Mehmet Ait İstanbul'daki bir imar ile ilgili vakfiyede şehir, insan ve medeniyet ilişkisini şu ifadeyle özetlemiştir. Hüner, bir şehri bünyat etmektir. Reaya kalbin abat etmektir. Yani asıl marifet bir şehri kurmak, şehri imar etmekle birlikte o şehirde yaşayanların kalbini kazanmaktır. Bu söz her şeyden önce şehir yöneticilerinde olması gereken sorumluluk bilincine vurgu yapmaktadır. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi belediyelerde hizmet gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan gönüllere girebilmektir. Bunun için de ev ev kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla bu gönül birlikteliğini sağlayacağız. Başarımızın temelinde yatan en önemli güç, milletimizin gönüllerinde samimiyetle hitap etme becerimizdir. Şimdi 2024 seçimlerinde anahtarı olan daha zorlu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Gönüllerimize girdiğimiz milletimizin önemli olan gönüllerinden düşmemeyi başarabilmektir. Bu çerçevede gelmeyeni anlamaya, sevmeyeni kucaklamaya, ve kapımızı çalmayanın kapısını çalmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı için doğru adımlar atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz çalışmak, çabalamak, gayret etmek, hakkın, iyinin ve güzelin hakim olabilmesi için mücadele etmektir. Sayın Süleymanpaşalılar, öncelikle ifade etmeliyim ki AK Parti umudun güvencesi, adalet içinde kalkınmanın, gelişen Türkiye'nin mimarıdır. Partimiz ülkemizi bütün sahipleriyle, şehirleriyle, ilçeleriyle, mahalleleriyle, köyleriyle büyümenin ve büyütmenin kararlılığı içerisindedir. Güvenin ve desteğin bizden esirgemeyen milletimize hizmet etmek bizim tek amacımız ve partimizin varlık sebebidir. Şimdi bize düşen görev belediyelerimizi en iyi şekilde yöneterek halkımıza hak ettiği hizmeti sunmaktır. Unutmayalım ki bizler millete efendi değil, hizmetkar olmak için bu yollara çıkıyoruz. Bu nedenle hiçbir şekilde mazeret siyasetinin arkasında saklanmadan çalışmak, hemşehrilerimizin yaşam seviyesinin artırılmasına katkı sağlamak zorundayız. Hep birlikte bunu gerçekleştirebileceğimize inancım sonsuzdur. Sayın Süleymanpaşalılar, bugün burada Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesini yükseltmek için çaba gösteren bir parti olan AK Parti'nin yerel yönetimler anlayışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yerel yönetimlerin görevi ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda şehirlerin kalkınmasını sağlamaktır. Şehirlerin kalkınması, imar, bayındırlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak ve bunları demokratik yöntemlerle gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yerel hizmetlerin temel amacı ilçemizde ve ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın yerel sorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini yükseltmektir.
Süleymanpaşa'daki belediye çalışmalarını şehircilik bilinciyle yürüteceğiz. Bu çabaların başarılı olabilmesi için stratejik planlama ve özenli bir hazırlık gerekmektedir. Süleymanpaşa'yı bir ufuk çizmek ve bu ufka doğru emin adımlarla ilerlemek için kararlı bir çaba içerisinde olacağız. Belediye başkan adayı olarak Süleymanpaşa'nın marka değerini arttırmak, bölgesel ve küresel bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Mahallelerimizi şehrimizin yapı hücresi olarak kabul ediyoruz. Mahallelerimizin yaşam kalitesini arttırarak Süleymanpaşa'nın genel yaşam kalitesini arttıracağımıza inanıyorum. Bu kapsamda kentsel yenileme, sosyal hizmetler, kültürel etkinlikler gibi projelerimizi Süleymanpaşa'nın trend belirleyen özelliklerini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz. Tarihi ve kültürel mirası korumakla birlikte şehrimizin bugünün ve geleceğinin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden inşa etmeye devam edeceğiz. Bilgi teknolojileri, inovatif uygulamalar ve AK Parti'nin gelecek vizyonu projelerimizin temelini oluşturacaktır. Hedefimiz Süleymanpaşa'yı Türkiye ve insanlığa katkı sağlayacak değerler üretmektir. Bu doğrultuda ev ev, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla bir araya gelecek, gönül birlikteliğimizi sağlamaya çalışacağız. Değerli Süleymanpaşalılar, yerel yönetimlerdeki vizyonumuz yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek, ulusal ve uluslararası ilişki kurma kapasitesini artıran kentler kurmak üzerine olacaktır. Belediyeler üzerinde yaşadığımız ortak yaşam alanlarını şekillendiren en önemli aktörlerdir. Hedefimiz içinde yaşamakta huzur duyulan sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanabildiği, tarihi ve kültürel mirasın koruma ve kullanma dengesi içerisinde yaşatıldığı, doğayla bütünleşmiş, sağlıklı ve yapılaşmasını başarmış kentleri oluşturabilmektir. Belediye hizmetlerinin temel amacı, kent sakinlerinin yerel nitelikte sorunlarına en iyi çözümleri bulabilmektir. Bu çerçevede sağlıklı yapılaşma, tamamlanmış altyapı, etkin ulaşım hizmetleri, güçlendirilmiş toplumsal ilişkiler, desteklenmiş sosyal yardım ile dayanışma, geliştirilmiş kültürel hayat, korunan doğa, çevre ve kültürel miras gibi faktörler üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Günümüzde uluslararası rekabet sadece ülkeler arasında değil, aynı zamanda kentler arasında da sürmektedir. Amacımız Süleymanpaşa'yı da bu rekabet içerisinde en üst seviyelere çıkarabilmektir. Vizyonumuz insan merkezli ve hizmet odaklı çalışmaktır. Bunu da en güzel ifade eden söz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır" sözü AK Parti'nin insan ve hizmet odaklı siyasetinin özünü oluşturmaktadır. Adalet, dürüstlük, yönetişim, planlı, etkin ve verimli çalışma, kaliteli hizmet, sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyon, kentlilik bilinci, bilgiye dayalı yönetim gibi temel ilke ve politikalar çerçevesinde hareket edeceğiz. Bu çerçevede belediyecilik anlayışımızda şeffaflık, katılımcılık, denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik gibi önemli unsurları benimseyerek güler yüzlü, etkin ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Son olarak AK Parti'nin gücü, yerel yönetim anlayışıyla Süleymanpaşa'yı daha yaşanılabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için yola çıkıyoruz. İnancımız birlikte el birliğiyle başarmaktır. Teşekkür ediyoruz, selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, genelden yerele geldik, özele geçecek olursak kısa bir özgeçmişi bizi tanımayanlar için sizlerle paylaşmak isterim. Soner Çizen kimdir? 4 Nisan 1972 tarihinde Malkara'da doğdum. Malkara doğumluyum. İlkokulu ve ortaokulu Malkara'da bitirdim. Liseyi Tekirdağ Nami Kemal Lisesi'nden 89 yılında mezun olarak bitirdik. Lisans eğitimimi Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yaptım. Yüksek lisansımı Nami Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde bitirdim. Anadolu Üniversitesi 2 yıl süreli
Yerel Yönetimler Bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirdim. Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümünü de yine 2021 yılında onur derecesiyle bitirdim. Askerliğimizi Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda kısa dönem er olarak gerçekleştirdik. Ticari hayatımız Çizen Mimarlık İnşaat Litte Şirketi'nde 97 yılından beri şirket ortağı ve yetkili müdür olarak görev almaktayım. Mimarlık ve ticaretle uğraşmaktayım. Tekirdağ'ın büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelen ticaret odasında iki dönemdir disiplin kurulu başkanlığı yapmaktayım. Sportif geçmişimize gelecek olursak Türkiye Tenis Federasyonu il temsilciliğini 3 dönem olarak yaptım. 2009-2012 yılları arasında AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yerine getirdim. 3. ve 4. Olağan Kongre, 1. Olağanüstü Kongre'de kongre delegesi olarak görevimizi yerine getirdik ve İl Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunduk. 2014 yılında İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde aday adayı oldum. Geçtiğimiz dönemde de yine 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak AK Parti'den müracaatımızı yaptık. Evliyim, üniversite öğrencisi, iki çocuk sahibiyim. Özgeçmişimiz kısaca bu kadar.